Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorum programımızın 11. bölümüyle karşınızdayız. Osman'la beraber yine teknoloji gündemini değerlendireceğiz. Gündemin en bomba haberi yaklaşık 2 gün önce duyuruldu. GTA 5 kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Epic Games Store'da patlamalar, çatlamalar oldu. Sunuculara erişemediler. Acayip olaylar oldu. Ne diyorsun Osman sen bu oyun hakkında? Ya şimdi GTA 5 2013 yılında çıkmış bir oyun. Fakat kimse hani bu oyunun bedava ücretsiz olarak verileceğini tahmin etmiyordu. En azından bir hafta öncesine kadar sonrasında söylentiler çıkmıştı ama şöyle bir durum var. GTA 5 hala pek çok ülkedeki en çok satanlar listesinde zirvedeydi. Fakat son dönemde hileciler biraz artmıştı. Oyundaki hilecileri temizleyemediler. Online tarafındaki oyuncuların çoğunu kaybettiler. Belki de hani karşılıklı bir dönüş de olabilir diye düşünüyorum ben. Yani online tarafındaki oyuncu sayısını arttıralım falan diye de şimdi de inanılmaz artmıştır herhalde. Çünkü acayip bir talep vardı GTA 5'e. Ben kütüphaneme ekledim. Bekliyorum insin diye. 2 gündür inemedi öyle söyleyeyim. Hatta bir %25 yapmıştım. Durdurdum. Tekrar başlattım. Sıfırlandı. Bir daha indiriyorum çalışıyorum. 100 GB'a yakın bir dosya bu arada. Evet. Şöyle bir durum oldu. Herkes birden yüklenince ve Epic Games Store'un sunucuları da çökünce hani diğer oyun alanlar da oluyor malum. Onların da indirmeleri kısıtlandı ister istemez. Epic Games biraz GTA'nın hızını sınırlandırdı. 2-3 kilobit falan. O bayağı bir düşürdüler ama o çok uzun sürmedi. Birkaç saat sürdü. Daha sonradan tekrar eski böyle yüksek hızlara geri döndü indirmesi oyunu. Pek çok oyuncu indirdi. Hatta bazıları fırsatçılık falan yapmışlar. Ben de çeşitli sitelerde falan okudum, gördüm bunu. Hatta bizim sitemizde de yine haber olarak paylaştık. Adamlar mesela 10-15 tane hesap açmışlar. O hesapların üzerinden hepsinden kütüphaneye eklemişler oyunu. İleride tekrar ücretli olduğunda düşük fiyatlardan satarız diye bekletiyorlar. Yani enteresan bir iş kolu tabii bu da. Evet, kendi kendine şeyin doğuruyor işte bu dijital dünyanın kendi formatları. Hani biz bazen şey söylüyoruz ya, Türkler şöyle, Türkler böyle. Aslında yabancılarda da var yani böyle kafalar. Dikkat etmek gerekiyor. Şimdi çok enteresan bir kanalımıza, YouTube kanalımıza bir video girmiştik. MatePad Pro Android tablet açılımı yaptık, kutu açılımını. Çok acayip de izlendi arkadaşlar. Çok talep ettiniz. Çok aman işte bir sürü soru sordunuz filan. Hatta ben şöyle göstereyim. Şu anda alayım şuradan. Şu an test yapıyor bu arada tablet. O yüzden de kenara koydum. Şöyle klavyesi olan, şöyle göstereyim. Klavyesi olan ve işte aynı zamanda kalemi de olan. Kalemi de görüyorsunuz şu anda. Şöyle ekranda. Şöyle göstermiş olayım. Çok güzel bir tablet. Acayip de yorumlar geldi arkadaşlar. İşte iPad Pro katili diye başlık attık. Eleştiren oldu o başlığı. Daha işte iPad Pro katili olamaz. 40 fırın ekmek yemesi lazım falan filan gibisinden. Sen ne diyorsun Osman? Sen görmedin. Şimdi ben kullanıyorum. Biraz da evde de kızım da var 12 yaşında. O da kullanıyor. Ben de kullanıyorum. Sen nasıl bakıyorsun o taraftan dışarıdan gözle? Ya şimdi açıkçası iPad Pro katili olur mu olmaz mı onu zaman gösterecek ama zaten tablet pazarında Apple'ın ağırlığı hep vardı. Dolayısıyla bu ağırlık önümüzdeki süreçte de muhtemelen devam edecek. Bu pazarı, bu sektörü yaratan zaten Apple'dı. Dolayısıyla kalkıp şimdi Huawei'nin hani ben iPad Pro'yu tahtından edeceğim diye bir iddiası yoktur bu tablette ama kendisine has özel bir kitlesi olacaktır. Ben tableti yani haberlerini falan yazdığım zaman özelliklerini falan görmüştüm. Gayet makul bir tablet. Fiyatı da bence çok abartı değil. Yani bu açıdan baktığımız zaman iPad Pro ile yarışabilir mi? Evet yarışabilir. Ama zaten iPad Pro'yu alan kesin belli. Dolayısıyla hani Huawei'nin oradan yeni bir müşteri kitlesini alabilir mi alamaz mı? Bunu zaman gösterecek. Aslında orada şu var tabii dediğin gibi. Hani iPad'den ziyade hani biz başlığı biraz ilgi çeksin diye öyle atıyoruz açık söylemek gerekirse. Eleştirenler de buradan söylemiş olayım bunu. iPad'den kitle almak yerine aslında Android'de biraz daha premium bir şey bekleyen, yani biraz daha böyle kaliteli bir tablet arayan, doğru düzgün çalışan, problemsiz çalışan, işte tablet ve kalemle kullanım için kendi özel uygulamaları olan bir tablet arayanlar için güzel bir seçenek olmuş. Samsung'un da vardı bu arada böyle şeyli, kalemli bir tableti vardı ama bu klavyeli değildi o. Bunda klavye ve kalem de var ve şu anki kampanyada 4300 liraya hem klavyeyi hem de kalemini birer lira farklı alabiliyorsun. Birer TL vererek. Tabii sonra ne olur bilmiyorum o kampanya bittikten sonra ama aslında asıl hedef biraz Android'de biraz premium işler yapmak için. Hani tablet arayanlara yönelik bir şey. Yoksa dediğin gibi iPad alan iPad alacak zaten. Onda ya, o noktada da tek eksiği Google servislerinin olmaması herhalde.
tablette de yok bildiğim kadarıyla Google servisleri. Yok, evet Google servisleri yok. Tabii o birazcık sıkıntı. Şöyle sıkıntı, her uygulama yok. Tabii Huawei bir şeyler getirmiş kendisi, özel uygulamalar, not uygulamaları falan var. Çok güzel uygulamalar bu arada, ayrı konu ama hani bir süre sonra ben şunu da isterim dediğiniz zaman olamayabilir, bulamayabilirsiniz. Hani iPad'in ekosistemi kadar şu an zengin değil ama ben şöyle görüyorum. Bu şimdi 10.8 inçlik bir ekran. Muhtemelen Huawei bunun bir 12 inçini falan da çıkaracak gibi geliyor bana. İlerleyen dönemde, çünkü biliyorsun biz bilgisayarlarını da inceliyoruz. Hatta bir bilgisayarı daha geldi şu an. Onunla ilgili bir NDA var. 21'ine kadar açıklayamıyorum ama şu an satışta olan bir model olduğu için söyleyebilirim. 13 modeli de bize geldi. MacBook 13. Onu da test edeceğiz. Onu da 14 ve 15 gibi karşılaştırma vesaire yaparız belki. Şimdi bir ekosistem kuruyor Huawei. Samsung bunu yapmaya çalıştı biliyorsun. Çok başarılı olamadı. Hani bilgisayarım olsun, telefonum olsun, saatim olsun, şuyum olsun, buyum olsun, işte Wi-Fi çok becim olsun, multimedya cihazım olsun, pek başaramadı onu Samsung. Ama Huawei bence bu konuda özellikle Google'dan tokat yedikten sonra çok ciddi saldırmaya başladı. Ve ben çok daha iyi bir yere geleceğini tahmin ediyorum bu tarz böyle tabletlerin ve diğer cihazlarında. Evet, kendi ekosistemini yaratmaya başladılar şu anda. Huawei bu işte Apple gibi olmak istiyor aslında. Hani tamamen kendi bağımsız ekosistemi olsun, kendi işletim sistemi olsun her tarafta. Harmony OS tarafında bazı önemli atılımlar oldu. Muhtemelen 2021 ile birlikte bazı modellerinde, düşük segmentte özellikle ucuz fiyata satılan modellerinde Harmony OS'i kullanacaklar gibi bir izlenim alıyorum şu anda, ki zaten söylentilerde de bu mevcut. Tabii bu uzun bir süreç olur. Yani öyle hemen bir sene tak diye bütün modellerini geçirmezler. Muhtemelen ufak segmentten başlayacaklar, ucuz fiyata satacaklar onları. Biraz daha böyle geniş kitlelere erişmeye çalışacaklar. Yani bir en az bir 5-6 senelik bir süreç sonunda belki üst segment modellerde de Huawei'nin kendi işletim sistemini görmeye başlarız. Ama dediğimiz gibi asıl sorun bence market tarafında. Yani uygulama marketlerinde verimliliği sağlamadıktan sonra muazzam bir işletim sistemi kursalar da bu pek bir işe yaramayacaktır. Şu an çok ciddi çalışıyorlar. Dünkü canlı yayında sen gittikten sonra da sordular o soruları. Şu an çok ciddi çalışıyorlar ve bence işte nasıl ki Apple iOS sistemini kurdu, Android kendi ekosistemini kurdu Google Android üzerinden. Huawei de kuracak. Onun için zaman ihtiyaç var. Yani onlarda da zaman ihtiyaç vardı. Hani ilk Android, 2008'den beri Android kullanıyorum. İlk çıktığı saçma sapan bir şeydi. Hani üzerine koya koya bir yere getirdiler. Huawei de bence o tarz bir şey olacak. İstersen bir de şeye geçelim. Huawei konusunu kapatalım da. Redmi. Redmi telefonlar tanıtıldı. Çok da soruyorlar. Yani dünkü canlı yayında çok sordu okuyucular, izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Sen ne düşünüyorsun o konuda? Şimdi Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro ülkemizde çok sattı ki dünyada da çok sattılar. Uygun fiyatlı, güzel modellerde ikisi de. Dolayısıyla bu yüzden Redmi Note 9'lar da, hani 9 Pro modelleri de bekleniyordu. Beklenenin biraz üzerinde bir fiyatla çıktığı gibi bir algı edindim. Yani şu anda mesela Note 8 Pro 2700 liradan satılıyor. Note 9 Pro da 3300 liradan ülkemizde satılmaya başlandı. Yani kullanıcılar genel itibariyle böyle 3000 lira gibi bir fiyat bekliyorlardı. Fakat 3300 lira biraz fazla olmuş. Ben yorumlarından vesaire bunu edindim. Fakat şimdi baktığımız zaman akıllı telefon pazarına da fiyatlar artık arttı. Yani orta segment dediğimiz modeller bile artık 4000 liradan satılıyorlar. İşte geçtiğimiz günlerde Oppo Reno 3 satışa çıkmıştı mesela, fiyatı belli yani 4000 lira. Onun haricinde Reno 3 Pro satışa çıktı ki 6500 lira. Bu orta segment model. Artık yani o yüzden 3300 liralara da çok fazla bir şey dememek gerekiyor. Malum ülkemizde çok fazla vergi ödüyoruz akıllı telefonlar için. Yani bu vergiler olmasa o telefonun Türkiye'deki değeri neydi? 2000 lira falandı yani muhtemelen. Evet. Ne yazık ki öyle oldu artık. Yani bunu işte hep bütün bu tarz videolarda söylüyoruz. Ama çok şükür bu hafta bir yani şey çıkmadı Osman. Ben şaşırdım. Yeni vergi yok. Yeni vergi yok. Yeni zam yok. Yani bir şey olacak ama hissediyorum ben önümüzdeki hafta. Gerçi sigaraya falan gelmiş de o da bizi ilgilendirmiyor zaten. Sigaraya evet. Bir ek vergi falan filan olayı vardı ben onu. Yok, bize daha dokunmadı. Yani aslında bir tane vergi delir gibi oldu aslında. O biz, hatta ben yaptım onun haberini. Gümrükteki oyun aletleri falan diye bir şeye vergi getirmişler. Yani yüzde bilmem kaç arttırmışlar da o oyun aleti konsol oluyor mu, girmiyor mu onu tam öğrenemedik. Henüz açıklanmadı o bilgi.
Böyle ya, bir konsollara da yeni zam yapıldı ya, bir daha belki üstüne sanmıyorum yani. Belki de, belki de. O arada kaynadı, o bilmiyorum yani onu bir film. Ya, oyun aletleri denildiği zaman çok geniş bir yer. Şimdi böyle oyun aleti dediği zaman insanın aklına bir sürü şey geliyor. Bilardo masası falan da geliyor belki de. Yani ondan. Aynen öyle, çok fazla şey geliyor. Yani o yüzden o konsola vurmamıştır diye tahmin ediyorum. O yüzden İnşallah. Bu hafta arkadaşlar şeyimiz yok yani, zam haberi yok. Telefon fiyatları işte, senin de söylediğin gibi artık hani hem dolar işte 7 lira civarında dolaşıyor. Birazcık ateşi söndü. 7-2'ye falan bir çıktı ama şu an 7 civarında. Dolar arttı. Vergiler zaten fix vergi var yani, ondan kaçış yok. O bakımdan habire artıyor yani. Onları bize kaçamıyoruz. Kimse kaçamıyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Hatta geçen benim kendi kişisel kanalımda birisi sormuştu. Hangi kamerayı kullanıyorsun falan diye. Ben de söyledim işte Canon EOS RP kullanıyorum. İşte arkadaş yazmış. İşte o çok pahalıymış falan. Yani mütevazi bir makine bu arada. Çok da pahalı bir makine değil. İşte 8500 lira falan. Yani sıradan bir makine, sıradan diye tırnak içinde söylüyorum. Kötü bir makine değil ama hani wow falan olan bir cihaz da değil. 8500 lira iyi para yani. Hepimiz için iyi para. Sen aldığında ne kadardı abi? Ben aldığımda 7000 liraydı. Yani. İşte tam 5 ay önce. 5 ayda 1500 lira katmış. Değerine değer katmış. Evet. Evet Osman'cığım, aslında istersen programımızı kapatalım. Teknoloji Okulu 11. bölümünü kapatıyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Vallahi bak bunu hep söylüyorum. İstatistiklerden de bakıyorum arkadaşlar. Genelde abone olmayanlar bizi izliyor. %96'ya %4. Yani %4 abone olanlar var. Lütfen o oranı birazcık %50 falan yapalım. Lütfen ya bir abone olun yani. Abone olun. Sayıyı arttıralım. Her ay artıyoruz ama biraz daha artıralım. Desteğinize ihtiyacımız var. Bizi desteklemeyi unutmayın. Önümüzdeki hafta 12. bölümde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.